Herkese merhaba arkadaşlar. Grafik yorumlama ÖSYM tadına 3 testiyle çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci soruda aşağıdaki grafikte ABC ürünlerinin maliyet ve satış fiyatlarının toplamını 1 no'lu, kazanç ve satış fiyatlarının toplamını ise 2 no'lu veriler göstermektedir. Buna göre 3 üründen birer tane satıldığında elde edilecek toplam ciro kaç TL'dir? Şimdi ciro dediğimiz değer hiçbir şekilde maliyet, herhangi bir giderlerini hesaba katmadan kasaya giren paranın toplamıdır ciro. Dediğim gibi hiçbir şekilde maliyet giderlerini çıkarmadan toplam kasaya giren para ciro ise, yani aslında satış fiyatıdır bu. O zaman şöyle söyleyelim. Mesela A ürünü için maliyet ve satış fiyatlarının toplamını 1 no'lu veriyordu, 50 TL. Kazanç ve satış fiyatlarının toplamında 2 no'lu veriyordu, o da 40 TL. Şimdi bize ciro, yani satış fiyatı lazım. Mesela A ürünü kaç paraya satılmış, kasaya kaç TL girmiş, ona bakacağız. O zaman burada şimdi satış fiyatını yok etmememiz gerekiyor. Bunları şöyle diyelim, taraf tarafa toplasak maliyet artı kazanç artı 2 tane satış fiyatı toplam 90 TL. Şimdi satış fiyatı dediğimiz ifade de aynı zamanda maliyete kazancı, karı ya da zararı eklediğimiz zaman bu sonuç, bunların toplamı bize satış fiyatını veriyor. O zaman biz burada maliyet artı kazancı da satış fiyatı diyebiliriz. Aynı değer çünkü. Dolayısıyla 2 satış artı satıştan 3 satış değeri 90 TL. A ürününün 1 tane satış fiyatı ise 30 TL geldi. Yani A üründen elde edilen ciro 30 TL oldu demektir. B ürününe bakalım aynı şekilde. Şimdi B üründe de maliyet artı satış dediğimiz zaman 1 no'luyu bize 50 TL vermiş. Kazanç artı satış dediğimiz zaman 2 no'luyu ise 70 TL vermiş. Yine aynı işlemleri yapıyorum burada. Topladım maliyet artı kazanç 2 tane satış. Aynı işlemi yaptım. 3 tane satışa eşit oldu burası. Toplam 120. Bir tane satış fiyatı ise, buradan da bir ürün için bakıyoruz. B üründen bir tanesinin satış fiyatı buradan 40. Yani B üründen elde edilen ciro da 40 TL geldi. Aynı şekilde C ürününe bakalım. C ürünü maliyet artı satışı 50 TL. Kazanç artı satışı ise 10 TL. Yine aynı şekilde topladım taraf tarafa, 2 tane satış buradan, maliyet artı kazançtan da bir satış daha geldi. Yani 3 tanesinin satış fiyatı 60 TL. C üründen bir tanesinin satış fiyatı 20 TL. Yani C üründen bir tane satıldığında 20 TL ciro geldi. Bize toplam ciroyu istemişti. 30 TL artı 40 TL artı 20 TL'den 90 TL ciro elde edilmiş oldu. İkinci soruda aşağıda dairesel grafiklerde 3 işçinin bir günde ürettikleri toplam ürün miktarlarının oransal dağılımı gösterilmiş. İkinci günde birinci güne göre A işçisi üretimini 100 ürün azaltmış. B işçisi ise üretimini 100 ürün arttırmış. Buna göre birinci gün üretilen toplam ürün adetini sormuş bize. Şimdi burada şöyle diyelim, 150, 100 ve 110 derece vermiş. Bunların hepsine bir kat olarak yazarsak, mesela burası 15x, 15'in katı, burası 10x diyelim, burası da 11'in katı gelecek. Her birini x cinsinden yazdık. Yani tamamı burada, birinci günün tamamı 36x'e eşit oluyor. İkinci güne baktığımız zaman da hepsi 120-120 olduğuna göre bunların hepsine aynı değeri yazabiliriz. Yani hepsine A diyebilirim. Hepsi çünkü eşit birbirine. Şimdi A işçisi birinci gün 150 derece, yani 15x kadar ürün üretirken 100 ürün azaltmış ve 100 ürün azalttığında A kadar ürün üretmiş. İkinci işçiye baktığımız zaman ikinci işçi normalde 11x kadar ürün üretiyordu. 100 ürün arttırmış ve yine aynı şekilde A ürüne eşit olmuş. Dolayısıyla bunlar ikisi de A olduğuna göre birbirlerine eşitleyebiliriz bunları. 15x eksi 100, 11x artı 100'e eşit oldu. Şimdi burada 11x'i buraya aldığımız zaman 4x geldi. 100'ü diğer tarafa aldık, 200. X de buradan 50 geldi. Bizden birinci gün üretilen toplam ürün adetini istemiş. Biz birinci günün tamamını 36x demiştik. X'i de 50 bulduğumuza göre 36 çarpı 50'den 1800 tane ürün ürettiklerini bulmuş oluyoruz. Üçüncü soruda bir ülkede milli gelir, nüfus ve kişi başına düşen milli gelir verilmiş ve bunların oranı için kişi başına düşen milli gelir, milli gelirin nüfusu oranıdır. Çizgi grafiğinde ülkenin yıllara göre nüfusları ve kişi başına düşen milli gelirleri gösterilmiş. Buna göre verilen ifadelerin hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi ülkenin milli geliri 2010 yılından 2020 yılına kadar 2 katından fazlasına çıkmıştır diyor. Milli gelir dediğimiz nedir? Burada milli geliri tek başına bıraktığımız zaman kişi başına düşen milli gelir ile nüfusun çarpımı.
Şimdi mesela 2010 yılına bakalım. 2010 yılında buradaki değerlerimiz bize kişi başına düşen milli geliri vermiş. Yani bu kırmızı ifade kişi başına düşen milli gelir. Mavi olan grafik ise nüfusun değerlerini sıralamış. Şimdi 2010 yılında kişi başına düşen milli gelir 5000, nüfus ise 15 verilmiş. O zaman 15 çarpı 5 dersek milli geliri buradan 2010 yılındaki milli geliri 15 çarpı 5 dediğim zaman 75 gelecek. Yani 75.000 olacak. 2020 yılındaki milli gelire bakalım. Burada kişi başına düşen milli gelir 10.000. Nüfus ise 2020 yılındaki nüfus ise 16 milyon. Yine aynı şekilde 16 ile 10'u çarptığımız zaman buradan 160.000 gelecek. Dolayısıyla buradaki bunları milyon olarak değil normal direkt 16 olarak aldım ki işlem kolay olsun. Dolayısıyla 2010 yılında 2020 yılına göre 2 katından fazlasına çıkmıştır diyor. Evet, 75'in 2 katı 150, 150'den daha fazlasına çıkmıştır. Birinci ifade doğru. Ülkenin milli geliri 2000 yıllarından 2010 yılına gelindiğinde azalmıştır. Şimdi 2010'u bulmuştuk zaten, 2000'i de bulalım. Yine aynı şekilde milli gelir için. 2000 yılında bize nüfus 10 verilmiş, 10 milyon. Milli gelir ise yani kişi başına düşen milli gelir ise kırmızıyla gösteriliyordu. O da 7000 verilmiş. 7000 çarpı 10'dan burası da 70.000 geldi. Dolayısıyla 2000'de 70.000 iken 2010'da 75.000 olduğu için azalmıştır ifadesi yanlış oldu. 2010 yılına giderken artmış çünkü. Üçüncüsüne baktık. Ülkenin milli geliri 2000 yılından yani 70.000 bulmuştuk. 2020 yılına kadar 3 katından fazlasına çıkmıştır. Yani 70.000 ile 160.000 arasındaki farkı söylüyor. 70.000 3 katını aldığımız zaman burada 210.000 gelecek ama o kadar fazlasına çıkmamıştır. Dolayısıyla 3. öncül de yanlış oldu. Doğru cevabımız yalnız 1 geldi. 4. soruda aşağıdaki grafikte Borsa İstanbul'un 1 haftalık iş günü sürecinde düşüş ve yükseliş oranları ile ilgili bilgiler verilmiş. A ve C oranları hafta başına göre olan yüzdelik değişimi, B, D ve E oranları bir önceki güne göre olan yüzdelik değişimi ifade etmekte. Buna göre verilen grafiklerden hangisi 5 günlük borsa trendini ifade etmektedir? Şimdi yüzdelik olarak dedi, şöyle diyelim, hafta başında aldığımız yerde mesela yüzdelik olduğu için 100x olarak alsak. Sonra A'da yani A günü başladığı zaman hafta başına göre %10 artmış. Şimdi 100 ile başladı zaten. O zaman A'nın olduğu gün yani pazartesi günü %10 artacaksa 110x olacak. Daha sonra salı günü o zaman artacak tabii. Bütün şıklarda da zaten artış olmuş ilk gün için. Daha sonra salı günü ise bir önceki güne göre olan yüzdelik değişim veriyordu. Ve salı günü de %10 azalacak. Yani 110x'in %10'u kadar bir azalma olacak. 100x'in değil 110x'in azalmasına bakacağız. Sadeleştirdiğimiz zaman 11x kadarlık bir azalma. Dolayısıyla 110'dan 11'i çıkarttığımız zaman 99x olacağı için normal başlangıcın biraz altında gelecek. Burası 99x olacak. Eleyebileceğimiz varsa eleyelim. Mesela B şıkkına direkt başlangıca geldiği için B şıkkı olmaz, D olmaz. Diğerleri ise olabilir. Bunun dışında şimdi çarşamba gününe baktığımız zaman zaten C günü için buradakinde hafta başına göreydi. Hafta başına göre %5 artacakmış. Yani 100x'in %5 arttığında 105x olacağı için tekrar bir burada başlangıcı şöyle gösterelim. Başlangıçtan tekrar biraz daha yukarı çıkacak. Burası da 105x olacak. Bakalım grafiğe, mesela A şıkkı olabilir. Başlangıcın burada altına indi sonra çıktı. A olabilir. Burada azalmaya devam etmiş. C olmaz. E şıkkı da olabilir. D'ye bakalım. D'de bir önceki güne göreydi. Yani 105x'in %20'si kadar artması lazım. Şöyle gösterelim. 105x'in %20'si kadar artacak. Yani 5'te 1'i kadar artacak. 21x kadarlık bir artıştan bahsediyor. 105'e 21 eklediğimiz zaman burada 126 olacağı için tekrar biraz daha artması lazım. Burası 126x'e denk gelecek. Burada yine aynı şekilde A ve E şıkkında yine bu mümkün artış göstermiş. İkisi de olabilir. Cuma'ya bakalım şimdi. E'de bir önceki güne göreydi. Yani 126x'in %5'lik bir azalması olması gerekiyor. Şöyle diyelim, şimdi 126x'de %5'lik bir azalmadan bahsediyoruz. Sadeleştirdiğimiz zaman 126 bölü 20'den burası 6,1x gibi, mesela 6,1 diyelim. Bu kadarlık bir azalma olacak. Yani en fazla şuralara bir yere gelecek. Ama burada A ve E'ye baktığımız zaman mesela A'da başlangıcın da altına düşmüş. E'de ise bizim istediğimiz gibi vermiş. Dolayısıyla buradan cevabımız E'yi de elediğimiz için, A'yı da elediğimiz için cevabımız E geldi.